Ben size AKP döneminde sıkça rastladığımız bir cukkalamadan bahsedeceğim. Güzel memleketim Afyonkarahisar'da Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz kasabasında yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş, belediye başkanının merayı ekip biçtiğinden dolayı merayı kullanamadığı için kaymakamlığa mera işgalinden dolayı şikayetçi oluyor. 25.9.2019 tarihinde kaymakamlık tarafından keşif yapılıyor ve sonuçta Kocaöz Belediyesi'nin bir kısım araziyi kiraladığı, ancak belediyenin kiraladığı arazinin dışında kalan yerlerin de belediye tarafından işgal edildiği tespit edilip men kararı veriliyor. Ve Kocaöz Belediye Başkanlığı'nın haksızca işgal ettiği tespit ediliyor. Sonrasında apar topar Çobanlar Kaymakamlığı 15.10.2019 tarihinde men kararının uygulandığı şeklinde tutanak tanzim ediyor. Fakat belediyenin haksız işgali devam ediyor. Hatta belediye bu araziyi babasının malı gibi çitlerle çeviriyor. Ayrıca söz konusu tutanağı düzenlemek için görevlendirilen İhsan Yalman adlı memurun eşinin AKP'nin eski ilçe kadın kolları başkanı olduğu için yanlı davrandığı iddiaları ortalıkta dolaşıyor. Yine Çobanlar Milli Emlak Şefliği ile Kocaöz Belediyesi'nin arasındaki kira sözleşmesinin de vatandaşın şikayet tarihinden sonra elle düzenlendiği şeklinde iddialarda konuşuluyor. Söz konusu meranın Kocaöz Belediyesi'nce kiralanıp ekildiğini belirtiyorlar. Ancak pancar teslim fişlerinde belediye başkanının isminin olduğu, yani belediye başkanı adına teslim edildiği belirtiliyor. Ve soruyoruz biz de, bu pancarlar belediye veya milli emlak adına teslim edilmesi gerekmiyor mu? Söz konusu merada bulunan trafo belediye başkanının adına mı kayıtlı, elektrik faturaları nereden ödeniyor? İşte bu soruların cevabı ve belediyenin işgale devam etmesi yüzünden vatandaş çaresizce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Çünkü oradaki araziyi kullanamıyor, hayvanlarını otlatamıyor ve vatandaşa da deniyor ki biz güçlüyüz, arkamızda AK Parti var, sen kadın başına ne yapabilirsin? Bu kadıncağıza her türlü baskı uygulanıyor ama tehdit ve baskılara boyun eğmiyor. Diyor ki ben tek başına da kalsam mücadele edeceğim. Ferah Hanım, sana Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden sesleniyorum. Bu mücadelede tek başına değilsin. Ben ve 134 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarım senin sonuna kadar arkandayız. Şimdi de bu araziye Rizeli bir iş adamını bulmuşlar. Neymiş efendim? Cumhurbaşkanının danışmanının referansıyla gelmiş. Neymiş efendim? Orada para kazanacakmış. Peki köylü ne olacak? Tek geçim kaynağı hayvancılık olan insanlar ne yapacak? Coğrafya kaderdir diyorsunuz. Eğer coğrafya kaderse o coğrafyanın verdiklerinden yararlanmak da orada yaşayan insanlara ait olmalı. Şimdi siz Çobanlarlı, Kocaözlü hemşehrilerimin kullanması gereken araziyi Afyonkarahisarlı bile olmayan birinin kullanımına haksızca vermeyi düşünüyorsunuz. Neymiş? Yatırımmış. Hangi yatırım? Neyin yatırımı? Kimin için yatırım? Yatırım o bölgeyi ve o bölgenin insanlarını kalkındırmak için yapılmalı. Ama AKP dönemindeki yatırımlar yandaşları kalkındırmak için oluyor. Alışmışsınız istediğimi yaparım mantığına. Haksızlıklara karşı gelen, sizin baskılarınıza boyun eğmeyeni de ezmeye kalkıyorsunuz. Size daha önce bu kürsüden söyledim, yine söylüyorum. Hiçbir hemşerimi size ezdirmeyeceğim. Para sevginiz, rant sevdanız öyle boyutlara ulaştı ki artık kendi seçmeninizi ve tabanınızı bile gözünüz görmüyor. Size oy veren milyonlarca kişiyi mağdur etmekten çekinmiyorsunuz. Meraları talanınız, yanlış tarım politikalarınız yüzünden tarım ve hayvancılık sürekli kan kaybediyor. Size söyleyeceğim tek bir şey var. Albert Einstein çok güzel bir şey söylemiş. Tarımı ihmal eden ülke intihar ediyor demektir. Gelişmiş bir ülkenin semalarında ne kadar çok uçak uçtuğu değil, ne kadar çok arının uçtuğu... Tamamlayalım lütfen. Eğer arılar ölürse sonraki yıllarda insanlar da ölür. Kulağınıza küpe olsun AKP. Genel kurula saygılarımla.
Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.